Biliyorsunuz Bodrum doğası, kültürü, tarihiyle, sosyal, kültürel, doğal güzellikleriyle her şeyi içinde barındıran bir kenttir. Bizim özellikle koylarımızın mavisi, temiz denizlerimiz, mandalina bahçelerimizin enerjisi, yine bitmek bilmez doğal, kültürel değerlerimiz hepsi beraber özellikle Bodrum'u huzur ve mutluluğun kenti olarak ifade etmektedir. Biz de Bodrum'u doğru yönetebilmek adına bütün değerlerin farkında olarak ve aynı şekilde tüm vatandaşlarımızın da bu aidiyet duygusuyla hareket ettikleri inancıyla yönetmek için yola çıkmıştık. Öncelikle ilk günden itibaren hep katılımcılık vurgusu yapıyoruz ve her adımımızı da bu anlayışla atmaya özen gösteriyoruz. Öncelikle Bodrum'un geleceği için aldığımız her kararda ilgili tüm kurum, kuruluş ve halkımızın katılımını son derece önemsiyoruz. Nitekim belediyemizin de 2019-2024 stratejik planında bu süreçlerden hep söz ettik. Planımızı bu prensiplerle hazırladık ve kendimize yol haritası yaptık. Bir taraftan özellikle temizlik faaliyetlerine büyük bir grubun katılmasını hedefleyen Sokağım Temiz, Bodrum Temiz kampanyasını başlatmıştık. Ve mis gibi bir Bodrum sloganıyla da Temizlik İşleri Müdürlüğümüz Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor. 2 yıldır belediyenin kendi imalatı olan küçük hacimli yine çöp sepetleri ve konteynerlerini yapıp yaklaşık 324 tanesini Bodrum sokaklarına dağıttık. İlçe genelinde modern atık yönetim sistemiyle birlikte toplam 250 noktada yeni nesil çöp konteynerlerini ve bunlara taktığımız sensörlerle de bunların dolu olup olmadığını takip eden yine teknolojiyi kullanan çağdaş bir sistemimiz var. Temiz Bodrum mobil uygulama kapsamında da Android ve iOS işletim sistemlerinde çalışacak mobil uygulamaları da yaptık ve çok yakında faaliyete sokuyoruz. Bu uygulama sayesinde de bütün atık türlerine göre vatandaşlarımız hangi konteyner nerededir? Bunları ses veya görüntülü özellikle mesajlarla öğrenebilecekler. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz yine bundan birkaç gün önce 80 çalışanıyla beraber toplam 50 kilometrelik bir alanda arkadaşlar yol kenarına atılan çöpleri topladı ve özellikle sıcak havalarda ulaşabilecek orman yangınlarının önüne geçmek için de çalışmalar yaptılar. Sadece torba ve güvercinlik arasında toplam 800 kilogram atık toplandı. Benim vatandaşlarımızdan ricam şudur. Lütfen arabalarınızın camını açıp pet şişeleri, poşetleri, maskeleri, sigara izmaritlerini hele lütfen yol kenarlarını fırlatmayınız. 83 personelimiz, 29 aracımız 1830 sefer yaparak bir ayda sadece merkezde 7481 ton evsel atık sadece çöp topladı. Vatandaşlarımızın çöp çıkarma günleri ve saatleri ve uygun çöp atma noktalarında göstereceği hassasiyetle ancak biz bunu başarabiliriz. Teknolojik altyapı ve çöpü kaynağında ayrıştırmaya göre tedbirlerimiz önümüzdeki süreçte tam anlamıyla yerli yerinde olacak. Vatandaşımızın, siz Bodrumluların desteğiyle bunun üstesinden sağlıklı bir şekilde geleceğimize inanıyorum. Atık piller, atık yağlar ve bahçe atıkları ve kaba atık diye tabir ettiğimiz koltuk, kanepe vesaire gibi yani evsel atık harici tüm atıkların her mahallede belli günlerde Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından alım günleri vardır. Bunlarla ilgili olarak sosyal medyada, web sitemizde ve belli günlerde basın açıklaması ve diğer basın yayın organlarıyla da bunlar ilan edilmiş durumdadır. Fakat sağlıklı bir şekilde bu günlere uyum noktasında bazı sıkıntılarımız vardı. Bodrum ilçemizde 56 mahallesi vardı. Bu 56 mahallenin 6 güne bölünecek şekilde biraz önce bahsettiğim evsel atık harici geri dönüşüm atıkları, atık yağlar, bahçe atıkları ve diğer evsel atık harici tüm atıkların alınma günlerini biraz sonra sizlere tekrar ifade edeceğim. Bu günlerden bir gece önce ilgili mahalledeki vatandaşlarımız
bu atıkları çıkarırlarsa biz sağlıklı bir şekilde almayı başaracağız. Pazartesi günleri Bodrum, Kumbahçe, Umurça, Çarşı, Eski Çeşme, Yokuşbaşı ve Gölköy mahalleleri. Salı, Gümbet, Cevat Şakir, Turgut Reis, Bahçeli Evler, Türkbükü, Güvercinlik mahalleleri. Çarşamba, Torba, Cumhuriyet Mahallesi, Gürece, Akyarlar, Gündoğan, Farilya, Küçükbük mahalleleri. Perşembe, Bitez, Heksimet, Dereköy, İslam mahalleleri, Yalıkavak, Yeriş, Güvercinlik mahalleleri. Cuma, Müskevi, Yaka, Kargı, Yaşi, Gümüşlük, Koyunbaba ve Dilmil mahalleleri. Cumartesi, Konacık, Gazdiresi, Çırkan, Çüdür, Tilkicik mahallelerinden evsel atık harici atıklarımız bir yıl önce çıkarıldığı takdirde kötü görüntüye mal verilmeden alınması gerçekleştirilecektir. Bodrum biliyorsunuz eşsiz bir coğrafya ve gerçekten çok yoğun bir inşaat son dönemde faaliyetiyle karşı karşıya kaldı. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren yaklaşık 2,5 seneye artık başlıyoruz. Yani daha doğrusu dolduruyoruz, özür dilerim. 1 metrekare ekstra bir alanı imara açmadık arkadaşlar. Yani sanılıyor ki bu yapılan inşaatların izinlerini ya da imar planlarını yaptık ve imara açtık. Hayır. Bodrum 2014'e kadar 11 tane belediye ile yönetiliyordu. İmar planıyla sizin bir parseliniz var, bir arsanız var, araziniz var. Burası imara açılıyor. Ve siz geliyorsunuz, diyorsunuz ki bana ruhsat ver, iskan ver. Belediye de tabii ki bu görevi yapmak zorunda. Yani sebepsiz bir şekilde ya Bodrum çok yapılaştı, kusura bakma sana iskan ruhsat veremem diyemezsiniz. Takdir edersiniz ki. Anayasal bir hak bu. Ancak biz belediye olarak özellikle Bodrum'un tarihine, kültürüne, mimari yapısına uygun olmayan projelere kesinlikle müdahale ediyoruz. İmza atmıyoruz. Büyük firmaların Bodrum'a ilgisi yani bir İstanbul'da, Ankara'da bir plaza yapar gibi, o büyük firmalar var biliyorsunuz, plaza yapar gibi gelip de Bodrum'da bu zihniyetle inşaat yapmaya çalışmaları bu şu anda yaşadığımız birçok sıkıntıyı gözümüz önüne getirdi. 2 yılda toplam 465 adet kaçak yapı yıkıldı. Bu bir rekordur Türkiye'de. Bunu yapabilen başka bir belediye olduğunu ben zannetmiyorum. Ya siyasi düşünür ya bir dahaki dönem seçilemeyeceğim diye düşünür. Ama bizim böyle bir derdimiz yok. Biz kararlıyız. Bodrum'un korunmasını gerektiğini düşünüyoruz. Bodrum'un artık istihap haddini doldurmaya başladığını düşünüyoruz. Biliyorsunuz inşaat yasakları başladı. İnşaat yasaklarını, talimatını Turizm Bakanlığı verir arkadaşlar. Turizm Bakanlığı der ki 15 Haziran'la, ki 15 Mayıs'tır aslında tarih, 15 Haziran'la bu sene için söylüyorum, 15 Ekim arasında inşaat yasakları uygulanacaktır der. Özellikle turizm bölgelerinde hem tatilcileri hem de turistleri negatif etkileyecek olan büyük iş makineleri yapılacak kazı, kırım, beton dökme, harfiyat gibi çalışmaların engellenmesi anlamına gelir. İnce işler, küçük küçük sıva, boya, badana gibi işler yine bunun bu kapsamın dışındadır. Bunlar devam edebilir. 15 Haziran'dan bu yana zabıtamızla, yapı kontrol ekiplerimizle toplam 381 inşaat faaliyetini durdurmuşuz. Altyapı çalışmaları bütün Bodrum'da devam ediyor arkadaşlar. Kışın çalış, yazın dur diyemezsiniz dersek 2 yılda bitecek olan bu projeler 5 yıl, 6 yıla uzayacaktır. Buna tahammül edemeyiz. Doğa tahammül edemez, çevre tahammül edemez, deniz tahammül edemez. Bu çalışmalar yapılacak. Biz bunun siyasi sonuçlarına razıyız. Hazırız. Bir daha da seçilemeyeceğimi bilsem 2024'e kadar arkadaşlar Bodrum Yarımadası'nın %91 oranında altyapısı çözülecek. O zamana kadar yaz kış çalışacağız. Neye mal olursa olsun enerji problemi çözülecek. Çevre problemleri çözülecek. Ve biz üst yapıyı yapacağız. Yağmur suyu problemlerini çözeceğiz. Yollarımızı yapacağız. Dedim ya neye mal olursa olsun önemli değil. Biz bir dahaki dönemin hesabını değil Bodrum'un hesabını yapacağız. Yakında temel ihtiyacımız olan bizim hayat kaynağımız, yaşam kaynağımız olan suyumuzu çok zor temin edeceğiz. En azından bu sezon için söylüyorum. O yüzden bu konuda çok dikkat etmek zorundayız. Yaklaşık her bir muslukta %60'a yakın tasarruf sağlayan bir aparat dağıtacağım halkımıza. İlk planda bir 50 bin adet dağıtmayı planlıyorum. Trafikle ilgili arkadaşlar
Öncelikle bayram yoğunluğu da tabii ki ekstra üstüne binecektir ki bayram olmadan zaten ciddi bir trafik yükü var şu anda. Bodrum'un yol aksları bellidir. Coğrafi yapısı, mimari yapısı ortadadır arkadaşlar. Bodrum'a otoban yapamayız. Bodrum'a viyadükler yapamayız. Bodrum'a çevre yolu yapamayız. Bodrum öyle bir yer değil. Bodrum'un son kalan yeşil yamaçları Yarımada'nın tam orta noktasından geçen, yani burada şu anda oturduğumuz noktada Yalıkavak'la Orta Kent'in arasındaki yani lele kalıntılarının, kare kalıntılarının bulunduğu yamaçlardır buralar. Altı şeritli bir otoban, viyadük falan yaparsanız artık Bodrum tabutuna son çiviyi çakmış olursunuz. Bu durumda ne yapacağız demek ki? Trafikle ilgili hem karayollarımız, hem Büyükşehir Belediye'miz, hem Bodrum Belediye'miz, ki şu anda etüt çalışmalarımızı biz belediye olarak sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi trafik master planıyla ilgili çalışmalar yapıyor. Karayollarının da çalışmalar olduğunu biliyoruz. Halkımızın rahat bayram geçirmesi için bütün önlemleri aldık. Kaymakamlığımız, jandarmamız, emniyetimizle koordine ediyoruz. Onlar da şu anda herkes sokakta çalışıyor, çalışacaklar. Bir taraftan yine kurban satış noktaları şu anda belediyemiz tarafından yönetilmektedir. Aynı zamanda kesim noktalarında da yine önlemlerimizi aldık, alıyoruz. Ama arkadaşlar, vatandaşlarımızdan ricamız, o canlarımıza da gerçekten eziyet etmemeleri, gerçekten doğru usullerle, doğru kişiler tarafından bu işlemin yapılması. Evet, herkese iyi bir bayram diliyorum. Hayırlı bir bayram diliyorum. Huzurlu bir bayram diliyorum. Kazasız belasız inşallah tatilimizi, sezonumuzu da geçiririz.